Gözlerinden bir işaret var her şeyde. Ürünün sesini duyuyorum şarkılarda, türkülerde. Kışlanın önünde redif sesi var. Namluların ucunda ölümün sesi var. Bir ay doğdu geceden oy. Karanlığın ağzında ölümün sesi var. Erzurum dağları kar ile boran. Vadilerin koynunda ölümün sesi. Ezogelin durmuş bakar yollara. Umudun ardında ölümün sesi. Bir ihtimal daha var. Umuttan da öte. Ölümün sesi.
yok. O kıza kan verdim. Kurtulması için elimden geleni yaptım. İfademi geriye aldım. Sizi serbest bıraktırdım. Başladı yine bu örmeye. İflah olmaz bu kaydı. Öldürmek istedim Edem. O pencereden baktığı an beni salsalar yahut elime verseler gözümü kırpmazdım. Sonra? Hı? Merve'ye uyan tek kanın Fuat Müdür'de olduğunu öğrendiğinde pişman olmayacak mıydın? Olurdum. Hatta ölürdüm. Merve'ye bir şey olsaydım. Allah hakikaten var galiba. Garip garip şeyler oluyor. Oğlum nereden çıktı şimdi bu ya? Abi nereden çıktısın var. Her yerden çıkıyor. Nereye baksam, sağa baksam, sola baksam. Her yerden bir şekilde karşıma çıkıyor. Acayip acayip adamlar. Hepsi her şeyden haberdar gibi aynı ağızla konuşan... ...in mi, cin mi bilinmez adamlar. Sonra can düşmanım, Çalık, Merve'nin dayısı. Bir yandan canımı almaya çalışıyor, bir yandan canımın canını kurtarmak için çırpınıyor. Hele bizim müdür, Fuat müdür, önce Merve'yi içeri attırıyor. Ondan sonra Merve'yi uyan tek kan o adamda çıkıyor. E şimdi, bütün bunlar bir tesadüf mü? Yoksa Allah var ve bana bir şey mi anlatmak istiyor da? Yoksa ben aklımı mı kaybediyorum? Ha? Tırlatıyor mu inceden? Oğlum sapır sapır konuşma ya. Ne tırlatması? Bir sen misin tırlatan? O zaman hep beraber tırlattık biz. Oğlum bunu bilmiyorum neden. O hastanede Merve'ye bir şey olsaydı... ...anladın sen onu. Merve bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Böyle bir şey nasıl söylenir ki ocağın? Mahvettiler kızın hayatını. Benim hayallerimi mahvettiler. Ben hayaller kurmuştum kızım için. Gelinliğini bile hazırlamıştım. Tamam. Lütfen böyle yapmayın. Sizin güçlü olmanız lazım. Merve sizi böyle görmesin. Ben ne yapayım hoca hanım? Ben kime yaslanayım? Nasıl dururum ayakta? Bak bunu Merve.
yakaladık. Kendi elimle dirdim. Kendi elimle giydireceğim. Şimdi kim alır bebeği oynayacak kızı? Kim evlenir? Kim yuva kurar? Çok fena tekmeliyor. Bak. Çok güçlü bir hanım olacak babasının annesi belli. Sen böyle söyledikçe içimden hep dua ediyorum erkek olmasın diye. O kadar çok istiyorsun ki kız olmasını. Sanki erkek olunca sevmeyecekmişsin gibi geliyor. Aşk olsun sana Naci. Olur mu öyle şey? Kız erkek, ikisi de canımın canıdır. Ama güllerin efendisi, iki gözümün nuru, Nebiler Sultan o kadar güzel hitap ediyor ki Fatıma'sın. Benimki hadsiz bir imreniş belki de. Bilmem. Hem senden olanı nasıl sevmez insan? Senin adın kurtuluştur bana. Bir bakışın huzur, duruşun güven, tebessümün şifa. Sevdiğin yaşama sebebim. İşim, evdaşım, yoldaşım, haldaşım, ruhum ve nurum iken. Nasıl olur da sevmem senden olanı? Ama bu haksızlık. Neymiş o? Ben şair değilim. Senin bu kelimelerine cevap veremem. Bu kelimeler ne ki? Senin şu bakışına, şu gülüşüne tercüman olabilecek bir kelime bulsam, işte o zaman şairim derim. Ama ben şiir avcısıyım. Usta bir şiir avcısı. Ama sen Allah'a ait bütün kelimelere sığınarak yine Allah'a arz ettiğim aşkımı, mücessen itirafımı en güzel şiirisin. Seni yazan yazmış. Biz layığıyla okuyabilirsek ne hale? Hak etmediğim şeyler söyleme bana. Korkuyorum. Korkma kuzum, korkma. Allah var. Cevat, Cevat. Şşş. Uyu güzel kızım. Düşlerinde güzel uyu. Sırt sen ve ben bilmem.
anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun. Ağzımızda bir aşk kaçışı vardır. Buluşmaların saplandık tadını, durduk alnında yüreğe vuruşların. Yollar sellere gider, açılır parklar, artık kuşlar dağılır. Bir aşkı gözyaşlarıyla bulvara çağırmak hiç keseye mi kalır? Çizildi yalnızlar, senin gelişin ne de süvari köprünün diplerinde. Geçer üstümüzden yağmur alan donanmalar kürek sesleriyle. Koşu bitince aşk bir yorulmadır, kaçılmaz kırbacından. Sayılır günü geçmiş anlar, boşalan hangi tüfeğin arkasında. Oturur iki bakış ormanından gerilip bir masaya kollar. Uzaya uzaya giden akrebe katlanıp zincire gelmeyen yolcular. Bu bizim sesimiz. Denizlere ateş gibi eller açılır ortasından. Su konuşmaz, toplanmaz, konuşmaz. Ne kazandık yaşamamızdan? Biz harcandık anam, hem kelimesiz kapandık. Sevgi ektik, sonsuz seçtik, beğendik. Beğendik ama toprağa kazandık. Kahraman Bey, bir dakikanız var mı acaba? Ben bir sınıfa gideyim. Ede! Ha, geldi. Tombili kahveci de geldi. Ede, sen okulu bayağı özlemişsin ya. Özledim be Ede. Hele o işkenceden sonra var ya, burnumda tuttum. Ede gülme, Allah aşkına gülme ya bak. Vallahi düşmanımın başına gelsin istemem. Kahramanın bile değil mi? Evet, kahramanın bile başına gelsin istemem. Zafer, Allah'a şükür. Ayağa kalktın ha. Ayaklandım be kardeşim. Baktım bütün şehir ayaklanmış. Dedim ben de ayaklanayım. Neden atayım? Yemen icabın yanından mıydı? Ha yok abi, hayır. Zafer'den. İstemem Yemen'izi ya. Niye be? Hayırdır? Abi adamın kafa allak bullak gidiyor geliyor sürekli. Benimki en azından sabit, sadece karışık. Öyle kalsın ya. Abi gazete bulmacası gibi herif bir yandan. Yani bir şey söylüyor, 4 gün düşünüyorsun ne dedi diye. Benim o kadar vaktim yok. Ede. Olacak o kadar. Yani anlayacaksın da. Biraz zaman geçecek tabii. Bak. Peki bu arkadaşın hali ve tavrı. Mahsun dede öldükten sonra. Birazcık onun postuna göz dikmişçesine değil mi? Ya ne diyeyim be de. Kendine gel, saçma saçma konuşma. Olur mu hiç öyle şey? Ya bu işler o kadar kolay mı? Sen niye öyle deyin ki? Hem aşıklar ölmez yiğidim. Ölmez diyorsun da öldürüyorlar Hakkıcan. Öldürüyorlar. Kusura bakmayın hocam, biz konuşuyorduk ya. Aşk isyandır. Kural tanır mı? Kusursuzdur. Kusura da bakmaz. Sen sevginden niye utanasın ki kahraman? Sevmeye en çok ihtiyacımız olan bu zamanda.
İnsan sevmeli. Bazen bir insanı. Yahut da bir ağacı. Ya da belki kanadı kırık bir kuşu. Canım sevsin de. Zaten sevmezse insan insan mı olur? Ama savaşıyoruz hocam. Hep didişiyoruz. Niye böyle anlamadım? Emniyet aldılar. O kadar dövdüler. İşkence yaptılar. Hem bana hem zaten. Yine birbirimize bakıp ağladık. Sonra yine kalktık. Birbirimize girdik. Kavga ettik. O haldeyken. Niye böyle anlamadım? Öfkelerinizden vururlar sizi. Öfke de aşk gibidir. Yakar. Yanmak dönmektir. Yankı demişiz onu. Aksi seda gibi. Kendi sesimiz bize geri döner mi? Yanmaktan yankı demişiz. Aşk da öfke de yakar. Kendi özüne gelir. Aşk kor ateştir. Öfke zemheriden de beter soğuk. Ama aşktan beter yakar. Hiç ayazda kalmış çobanların dudaklarını gördün mü? Bilirim hocam. Nasıl yanmış çatlamıştır. Nefret merhametsizdir. Aşk sade merhamettir. Sade şefkattir. Sarar sarmalar yüreğini. Seni seninle yakar. Seni sana döndürür. Bizim Nuri abi insan aşık olmadan kendini tanıyamaz derdi. Oysa. Ne yapacağız hocam biz? Seveceğiz. Nefret ettiklerimizi bile seveceğiz. Çünkü aşk terk ediştir. Kendinden geçiştir. Sen nefretinden vazgeçemezsen kendinden nasıl geçeceksin? Üzülme. Aşk öğretir. Ne yapacağını bilirsin. Oysa sevişmeyi öğrenmeliydik. Çünkü sevişmek direnmektir doğuma, batıma, gümüşe ve tunca. Geç doğduk erken ölümlere. Biz bu heriflere gıt biriydik ama asıl çürük olan bizmişik. İçimize kadar girmişler. İçten çürütmüşler bizi. Yani benim anlamadığım Maraş gibi bir yerde Gizlibel bunları beslemese bunlar bu kadar güçlenemezdi. Öyle mi diyorsun? He. Öyle diyeyim. Hem maddi olarak hem de manevi olarak birileri besleyip bunları. Ama kim? Teşkilat öyle düşünmüyor ama. Sizin kendinize fazla güvenip rehavete kapıldığınızı düşünüyor teşkilat. Evet duymuştuk yani. Hatta ayakta uyumuşsunuz. Kusura bakma Çalık. Benim görüşüm değil bu. Teşkilatın görüşü. Hatta Eskişehir yolu bile rahatsız bu durumda. Onlara neymiş? Teşkilatın derdi Eskişehir yolu mu gelmiş? Herkesin derdi gelir onları. Havada uçan kuşun bile. Yakında Ankara'dan birileri gelebilir. Ya direktif verirler ya da yoklama çekip giderler. Hazırlıkta olsan iyi olur. Elleme gelsin. Hallederik. Bir de çık artık şu duygusal travmadan. Çık demesi kolay.
Adamlar gözümün önünde polisi vurdu. Kol birciydi. Vurup kaçtı itler. Biz de orada mal gibi kaldık. Kolderciler ne yaptı? Soruşturmaya bile engel oldular. Vuran adam dışarıda. Bu vurulan polis mezarda. Kesin. Benim dediğim gibi. Gizli bel bunları besliye. Yoksa bu kadar güçlenemezdi bu komünistler. O kadar da değil. Alttan alta sürüyor soruşturma. Yakında kimin vurduğu çıkar ortaya. Aslında ben bileyim kime vurdu. Biliyor musun? Yani tahmin edeyim diyelim. Polis vurulduğunda ben oradaydım. Karalise'nin komünisti Cevat'ın peşindeydim. Onu takip ediydim. Sonra işte ben onu takip ederken bir sokağa girdi. İzini kaybettirdi orada. Sonra da hemen arkadaki sokakta polis vuruldu. Yüzünü göremedim. Yüzünü göremedim de etrafa iyice bir baktım. Komünistlerden o Cevat dışında başka hiç kimse yoktu ortalıkta. Tahminim o vurmuştur. Cevat. Anladım. İyi oldu bana bunları söyledin Çoluk. Sağ ol. Hadi bakalım çocuklar. Sınıfa beraber girin. Herkese moral olsun. Çocuklar takılmayın sağa sola. Hadi bakalım çabuk çabuk çabuk. Öldürecekler. Sabahlara kadar öykülüp duruyor müdür bey? Rüyasında ne görüyorsa artık. Gece de mi sayıkladı? Sade gece olsa iyi hocam. Gündüz gözüyle de sayıklıyor. Kendi kendine konuşuyor. Gözüne bir şey gözüktüyse herhalde iyi saatte olsunlardan. Demek ki korku büyük anlaşılır. Hem de nasıl? Tek başına helaya bile gidemiyor, affedersin. Ben müdür bey bir şey olmasından değil, bu ruh haliyle çocuklara zarar vermesinden korkuyorum. Merhabalar. Müdür kendini odaya kilitlemiş. Evet, biz de onu konuşuyorduk. Bu ruh haliyle çocuklara zarar verirse. Daha ne kadar zarar verebilir ki? Merve'nin hali malum işte. O da doğru ya. Bugün evine gittim. Annesi perişan. Merve için diktiği gelinliği gösterdi. Kadın ne hayaller kurmuş. Ya Merve? Onun bir şeyden haberi yok. Zaten henüz kendine gelmiş sayılmaz. Sürekli uyuyor. Cevat? Yok, buna hiçbirimiz haber vermedik. Ama ne, bilmesin. Ne yapacağını kestiremeyiz çünkü. Çok seviyor Merve'yi. Gerçekten de. Hayattaki tek umudu o kız. Amma yaptın ha. Aşk umutsuzdur. Rıza durağı dışında bir durakta asla durmaz. Herhal ve duruma razıdır o.
nasıl davranır belalar içinde sınamak için. Uzanır okşarım saçlarını ey yârim. Bakarım hoyrat ve aşık ellerime. Üstadım hayırdır? Bir şey yok bayım. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Evet bayım. Dilekçem. Ben de Mecnun'dan Firuz'un aşıklık istidadı var. Aşık Sadık benim. Mecnun'un ancak adı var. Ah, işte şimdi anlaşıldı. Durum çok vahim beyler. Ya ne oluyor beyler? Nedir mevzu? Anlatın da biz de bilelim. Ben şu girişe bir bakayım. Anlatabilirsin bunu. Boşuna demiyor aşıkı sadık benim diye. Nuri abi gerçekten de öyledir. Nasıl yani? Bir kızla tanışmıştı Nuri abi. Görünce sevmiş onu. Trende mektup yazıp cebine koymuş. Kız da mektubu okuyunca etkilenmiş. Mektuplar. Kimler etkilenmedi ki Rasim'im? Kız olsam ben de o mektuplar için aşık olurdum Nuri abi. Senin için aşka bahanem yok. Babamın oğlu. Cahit'le siz bebekliğinizde şarap küpüne düşmüşsünüz. Ebediyen sarhoş. Ah o şarap. Bileydi kim diye içildiğini. Sarhoş olurdu da geçerdi kendinden. Hayrola Ali? Sıddık Sami Onar gibi cümle kuramayacağını anlayınca hikayeciliği bırakıp şiire mi geçtin? Şeş cihetten saldırmak için sana bahane çok Rasim. Benim değil. Şimdi adını unuttuğum bir şair. Yahu beyler anlatsanıza şunu adam akıllı. Devamında hiçbir şey olmadı. Nasıl yani? Kız da etkilenmiş ya. Vallahi ben bilmem. Bir ara nişanlandılar. Daha sonrasında Nuri abinin aşkının büyüklüğünden mi ezildi, ne oldu? Devamı gelmedi. Peki o dilekçe? Ha, isimlerinin baş harfleri yazılı orada. N ve A. Nuri abi hiçbir zaman çıkarmadı onu kolundan. Ve şimdi eğer kaybettiyse, Allah muhafaza, Kudüs'e kadar yürüyüp İsrail'e tek başına savaş açabilir. Ta ki şehit düşüp o aşka olan sadakatsizliğinin cezasını çekene dek. Tamam tamam, abartmayın. Bulduk. Ben bir şeyi hiç mi hiç az sevemedim. Hele orta. Hiç sevemedim. Hep çok sevdim. Arkadaşlarımı da çok severim. Yeryüzüm biter. Eve portakal aldığımda kasayla alırım. Dayanamayanlar çürür. İşte be Nuri Paktil. Kanatları altına sığınıp uçmak istediğim bacak artık. Tamam tamam. Hadi çok işimiz var yapacak. Aşk ile. Aşk ile. Oo. Akif. Eyvallah.
Nereye böyle haber etmeden Hasan Ali? Eski heveslerim mi depreşti yoksa? Yok Eminem. Tövbeler olsun. Sana sözüm, Allah'a yeminim var. Bir daha koyma o zıkkımı ağzıma. Ya Erdem abi giderken tembihlediydi. Onların dergiye gideyim. Nur Bey bir şey verecekmiş Meryem'le Naciye yenge için. Meryem? Ya Meryem bacı. Eminem ya. He. Aynen öyle. Hadi git şimdi. Hadi kolay gelsin. Dur. Gitme. Kerim. Kerim. Kerim neredesin? Buradayım ana. Bak baban seni çarşıya götürecekmiş. O safiri kalsın, sen de o göz kulak ol. Trik sevmem ben. O eşke. Dondurma isterim. Olur. Dondurma alsın o zaman. Hem belki bize de bir lokmalık alır da acık yüreğimiz soğur. Baba duydun mu? Anam da dondurma istiyor. Duydum, duydum. Hadi gidelim. Hele bir duymasın. Kulağına kurşun akıtmaz mıyım o baban? Konuşma düşününce kalp bende kut kut atıyor Naci abla. Niye? Daha önce hiç kalabalık bir yerde konuşma yapmadın mı? Yaptım çok. Filistin'de 1000 insan, 2000 insan, miting için, protest için, anladın? E iyi işte. Tecrübelisin. Korkmana gerek yok. Walakin Arapça, Türkiye bana zor. Türkiye değil, Türkçe. Ayva, Türkçe. Ayva da değil, evet diyeceksin. Bak gördün mü? Dilim hep ayva diyor, evet unutuyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Kız, ayva diye diye ayvadan soğuduk senin yüzünden. Evet diyemiyorum, bari he demeyi öğren. He Hamza. He. Lam Elif. Ye. Tövbe tövbe. Şerife anamın bebeğken verdiği Kur'an derslerine yeniden başlatacak bu bizi. He evet demek. Anladın Meryem Hanım? He evet. Evet. He. Evet. He. Çok şükür. Danası anasından daha akıllı kız bunun. Sıpa bir günde öğreniverdi. Bu hala heceleyip geveleyip duruyor. Ay yeter Allah aşkına Emine abla. Karnıma kramp girdi. Kız sen de güleceğim diye doğurup ne itme şurada. Daha öyle yemeğe hazır değil. Bir sürü iş var. Hasan Ali çarşıya gitti. Nuri Bey senden bu ayva güzeline bir şey yollayacağımış. Eliyle anları hazır demektir. Bir an önce gelsinler de konu komşuya dağıtmaya başlayalım. Ne ilanıymış o? Arap göçmenler için bir konferans düzenleniyor. Onun için. Hem Meryem de orada konuşma yapacak. Ki bu ne? Hey, anam. Abba. Buradaki gibi konuşursan anam. Seni dinleyen bildiği Türkçeyi de unutur. Ayva çiçek açana kadar da ne dediğini anlamaz. Nereden buluyorsun bu lafları Emine abla ya? Hayat anam, hayat. Bulduruyor işte. Bayitliklerin az mı gelecek? Aa Süleyman Bey. Duyduğum kadarıyla başınıza talih kuşu konmuş. Barışımızın en güzel kızıyla sözlenmişsiniz. Tebrik ediyorum. Ha. Teşekkür ederim. Sizi de öyle Hatice Hanım. Mutluluklar dilerim. Tebrik ederim. Ders artık Cahit Bey'in başına inşallah. Neymiş o benim başıma? Süleyman Bey'e hanımefendi sayesinde başına konan o muhteşem talih kuşundan bahsediyordum. Darısı artık Cahit Bey'in başına derken siz geldiniz. Malum, iyi insan lafı üstüne gelirmiş değil mi?
Ablacığım benim biraz işim var, sonra görüşürüz. Zehra. Sen benim arkadaşımsın. Kardeşimsin. Cahit neyse sen de olsun benim için. Senin de beni bir dost, bir kardeş gibi gördüğünü düşünüyorum. Haksız mı? Hayır. Elbet öyle. O halde lütfen konuş benimle. Ne oldu? Sen dostundan, kardeşinden bir şey saklan. Dertleşmez mi? Sinirlisin belli. Canın sıkılmış belli. Üzgünsün, gerginsin. Saklamaya çalışıyorsun ama olmuyor ki. Artık saklayamıyorum zaten. Çok bunaldım Erdem. Herkesin her yerde benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü umursamadan, bana ve Cahit'i imalarda bulunmalarından çok sıkıldım. Ablam da dahil. Ya, hatta az önce Adnan Bey bile aynı imalarla konuştu. Bu durum benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama sen beni biliyorsun Erdem. Cahit'i de biliyorsun. Benim yerimde sorsan sıkılmaz mısın? Haklısın. Hem de çok haklısın. Ama kendinde suç arama. Cahit için aynı şeyi söyleyemem. Okulun ve şehrin bu durumundan dolayı mı? Yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum ama bu sıralar Cahit biraz karışık. Ve bunu da kendi içinde tek başına çözmeye çalışıyor. Bencilce. Evet. Ama bizim Cahit'imiz bu işte. Buzdağının görünmeyen kısmına şair. Hem bir o kadar anlaşılmaz, bir o kadar da inatçı. Adı Cahit ya, isminin anlamından kurtulamıyor Sahar. Zehra, kendin de bizi de üzme artık. Sabah, selam söyle sevdiğime. Gidecekse gitsin, göz görmesin. Bir beni bıraksın bana, bir de gecenin gamını götürmesin. Sensiz olmuyor gülüm gülüm. Sensiz olmuyor iki gözüm. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sana
beni götür. Al gönlüm çare. Hasretiyle bir çare. Geri dönmez, geri gelmez sevdiğimden bir çare. Yâreler sinemi uzitemez geri. Sensiz olmuyor gülüm gülüm. Sensiz olmuyor iki gözüm. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor gülüm gülüm. Sensiz olmuyor iki gözüm. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Biliyorum efendim. Adım kadar eminim. Bu terörist çocuklar sonunda bana bir şey yapacaklar. Güya burada devleti ben temsil ediyorum. Ama devlet dört bir tarafından kuşatılmış adam bir koridora çıkamıyorum. Kara lise zindanında bir mahkumum sanki. Şu devletin içine düştüğü duruma bakar mısınız? Yok yok yok. Devlet gelsin görsün. Disiplinden ve ulusal değerlere sahip çıkmaktan başka hiçbir suçu olmayan yöneticisinin durumunu görsün. Ya biz niye korunmuyoruz Adnan Bey? Bizim suçumuz ne? Adnan Bey? Ha? Siz ne düşünüyorsunuz Müdür Bey? Düşündüğümü söylüyorum ya Adnan Bey. Yani özür dilerim yanlış sordum. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Savaşacağım. Sonuna kadar savaşacağım. Devletin bütün silahları bende. Hangi silahlar? Devlete ait silahlar. Yasalar, yönetmelikler, polis, hatta asker. Gerekirse okulda her öğrencinin başına bir tane asker dikeceğim. Bu anarşist, terörist, rejim düşmanlarıyla savaşmak için. Anladım Müdür Bey. Haklısınız. Neden kendinizi üzeceksiniz ki? Çok haklısınız. Bu noktada herkes size karşı olsa da neticede bütün silahlar sizin elinizin altında. Sizi takdir ediyorum Müdür Bey. Eminim üstleriniz de takdir ediyordur. Gerekirse fark etmelerini sağlayacağım. Yılmak yok, savaşa devam. Devam. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Devam. Bu konuyu seninle en son konuştuğumuzda ne halin varsa gör Cahit demiştim. O yüzden fazla karışmak istemiyorum. Ama yine de sana bir kardeş tavsiyesinde bulunmak isterim. Bu kızı kırma. Zehra'yı üzme Cahit. Her şeyden önemlisi babası Adem Hoca'dan bize bir yadigar emanet o kız. İşin bir de o tarafı var tabii. Burası Maraş Cahit. Londra, İstanbul ya da Paris gibi kalabalık bir şehir değil. Bu şehirlerde kaybolabilirsin. Kimse seni fark etmez bile. Ama burada, Maraş'ta, saklandığın yerden işaret parmağıyla çıkarırlar seni. Yani? Bu konuyu daha fazla uzatıp dillendirip kıza zulmetme. Korkuyorsun biliyorum. Serazat yaşamayı seversin. Özgürlük anısını yıkarlar diye korkarsın. Onu da biliyorum. Ama aşk terk ediş değil midir zaten? Kendini terk edip kendinden yine kendine hicret etmek değil midir? Yar uğruna terk ediyer değilse aşk, bu özgürlük müdür? Yoksa özgürlüğe hevesli bir esaret mi?
yapar sen bir düşün bakalım. Bunu da mı siz yaptınız? Tabii ya. Hepsini biz yaptık. Hem o zamanlar daha çocuk sayılırdık. Benim kadar mı? Yani senin kadar olmasa da biraz daha büyüktük. Hah, çok şükür. Çok şükür. İyi bakalım. Güzel. Güzel. Şimdilik bu kadar yeter hanımlar için. Komşulardan dağıtmaya başlasınlar. Umarım siz de yardım edersiniz. Tabii Nuri Bey'im. Yardım etmem mi? Başım gözüm üstüne. Çocuklarla bile dağıtırız. Çocuklar olmaz. Çocukları karıştırmayalım. Doğru. Çocukları karıştırmayalım. Siz yetersiniz zaten. Teşekkür ederim bey. Anladım Nuri Bey. Ben ne yapacağımı bileyim. Kerim. Hadi oğlum gidelim. Ya biraz daha kalalım baba. Olmaz oğlum. Yapacak işlerimiz var. Daha ananlara dondurma alacağız. Hadi hadi. Kerim. Bak sen şimdi babanla git tamam mı? Ama ne zaman istersen babana ya da Erdem amcanı söyle seni buraya getirsin. Hatta gelirken yanında Filistinli kardeşin Hüseyin'i de getir. Burada birlikte gelirsiniz toz alırsınız. Çay getirirsiniz. Birlikte çalışırız ha. Vallahi billahi mi? Vallahi billahi. Yaşasın baba, ben burada çalışacağım, yerleri süreceğim. Sait amca söyledi. Tamam oğlum, tamam. Hadi, hadi gidelim, geç kaldık. Hadi. Kolay gelsin. Güzel olmuş. Sis buraları ötmeye başladı yavrular. Şimdi oradalar. Aşk delice kımıldamalı yatağında. Sen bir yıldız kaymasıyla yatağından üstüne alevleri alarak... kemikli bir aşk gencinin kollarından tutarak... sen kanın damarlara tutunamadığı anlardan... beni karnınla bir göz boğuşmasına daha kandırarak... bul içe kapanık hayvanlarımı. Yalvarmalarınla üzülmüş, belki dünya ile horlanmış... ansızın çık oradan, görün orada bu siyah basmış kara akardemi. Başka olmalı kündemi denetleyiş. Aşka hazır olan, aşka hazır olanlardan, o kadınlardan. Halk aşksızsa sokaklar banka dükkanlarıyla doludur. Ellerimi kaybolmayan sularla ıslamaya alışır o kızlar. İşte artık kaçmak. İşte durmadan karşımızdayken bile ılık ev girintileri, gizlesin daha köprüler, karanlık bedenleri. Her şey onlara göre yamandırlar. Ansızın melek bekliyorum eski Türk ezgileriyle. Senin Asya'dan hiç yontmadan zarif bir cep saati yapışın. Asya, Asya ve Asya diye yalvarışın. Sana ansızın alın yazımı. Ve kendime ekliyorum. Aşka hazır, aşka aç ve davetli. Gerçek bir şiir avcısı. Bravo. Vallahi bravo. Bu mısralar senin Cahit. Aşka hazır, aşka aç ve davetliysen Cahit. Gereğini yap. Tıpkı bu şiirdeki gibi. Çetin adamız he. Diyebilmekten ibaret değilse eğer sözle bezediğimiz daha. Şair sözleri değil. Sözün eri olmalıdır elbet. Ve aşk. Saygı da bekler. Çünkü gösteriden uzak. Ve rahmet ve merhamet. Ve yeter artık deli oğlan. Dellenip dellenip beni dillendirme be. Aşkın öznesine hürmetin kadar
nesnesine de saygı göster. Kemal'in ibrişimden naif. Sağ ol. Ne oluyor burada? Geç kaldınız arkadaşlar. Ders bitti. Ders bittiyse şimdi ödev zamanı eneler. Nuri abi ödev verdi. Şimdi kolları sıvayın bakalım baylar. Nerede? Hani şu sizin öğrencilerle yapmayı planlayıp da saf sakladığınız film projesi var ya. Hı. Nuri abi mülteciler konferansına kadar hazır edilirse Aşure filmini Meryem Hanım'ın konuşmasından sonra halka izlettirilmesini istedi. Hem mesajı tam da anlatmak istediğimiz gibi olacak. Zaten Aşure sadece Alevi ve Sünnilerin değil, Müslümanlardan Yahudilere kadar her dinlerin özel günü. Ve anlamı da muhteşem. Yaşa be Nuri abi be. Yani Nuri abi 80 yaşına da geldiğinde 18'lik delikanlı olacak. Ve biz görebileceğiz. Erdem'i bilmem de benim göreceğim kesin. Seninle Alaaddin'in pek göreceğini zannetmiyorum Mecahit. Çünkü sizin de aldığınız bu aşk sarhoşluğunun ayılışı bu dünyada olmayacak gibi. E böyle ödeve can kurban be. He? Hadi baylar. Ayaklarımıza Kudüs gücü gelsin. Nuri abi çok yaşa. Çok yaşa Nuri abi, çok yaşa. Yarın erkenden başlarız dağıtmaya, tamam mı? İnşallah. Sabah erken kalkarsanız dağıtırız, maşallah.
Ama kağıtlardan ben de dağıtmak istiyorum. Oğlum, bebelere göre değil bu. Polis görürse gelir hepimizi hapse atar. Oyun oynamayık burada. Üzülme kuzum. Babam beni bile adamdan sayıp dövme koymadı onlardan. Emine abla başlama gene. Bir rahat bırak Hasan Ali abiye. Bırak adam bir nefes alsın. Hey ya. Ben de senin gibi safıdım bir zamanlar. Adam bir nefes alsın diyordum. Sonra bir baktım nefesi şarap kokmaya başlamış. Emine abla. Hayır çocuklar var. Hay Emine abaydı bataydı Emine. Bir de sen de çıktın başıma Filistin urması. Tövbe tövbe. Kız sen oradan ağa buraya. Ağa bu Hasan Ali'ye avukatlık etmeye mi kaçtıydın yoksa hasbam? Hasba da deme. Ayıp. Baba baba. Ayıp öğrenmiş. Tereciye tere satıyor dilli düdük. La la derken illa'yı öğretmekle yanlış mı ettik ne? Hasan Ali. Sen al bebeleri de çık. Biz şöyle avra davra da ağız tadıyla bir çekişek şunla. Hadi bebeler gidin. Aşağıda leblebi var şeker var. Hadi. Emine abla ne istiyorsun sen bu adamdan ya? Baksana her dediğini yapıyor. Ah ah. Bilen biliyor. Bilmeyen de bir avuç mercimek zannediyor. Daha içim soğumadı benim. Çekecek elimden o beni. Bak gör hem de ne çekecek. Her güçmen bir kırlangıçtır. Kırlangıçlar. Bu işler sana mı kaldı benim güzel hanım? Hoş geldin abi. Oh, gül kokar benim hanım, gül. Kızların işleri var. Nuri abileri vazife vermiş. Bütün mahalleye ilan dağıtacaklar. Bize de verdi. Senin yardımın lazım. Benim. Ne vazifesiymiş bu oğlum? Aşure. Oho. Ben aşureyi yapalı asırlar oldu. Çocuklara da verdim. Aşk olsun. Nuri oğluma vermediniz değil mi? Vermez olur mu senin için? Verdik. Ne aşuresi o zaman bu? Şimdi şöyle olacak. Sen bahçeye kazanlar kurup aşure yapacaksın. Ben okuldan çocukları alıp geleceğim. Cahit ve Kirpi Süleyman da bunları siz yaparken seni filme çekecekler. Tövbe tövbe. Ne filmi oğlum? Sen bana bilmiyor musun? Bizi kıtır kıtır doğrar. Kıskanç adamın tekidir. Kıskanacak tabii yok Keşba. Senin gibi güzel bey kızını bir daha nerede bulsun kız? Fikrim babası kılıklı. Git oradan. Bırak bırak. Senin de aşına gidiyor. Nerede gösterilecekmiş bu oğlum? Önce okulda. Aşure sembolüyle ülkemizdeki farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunu, Alevi'nin Sünni'nin, Türk'ün Kürt'ün, memleketin ortak kültürüne katkı sağlayan vazgeçilmez değerler olduğunu anlatacağız. Pek güzel, pek güzel. O zaman ben bütün Maraş'a aşure yaparım. Aferin. Ay, televizyonda da gösterilse keşke. O da olur inşallah. Ama sen hazırlıklara bir an evvel başla. Derhal. Hem sen Nuri oğluma söyle. Anam da vazifesini pek beğenmişti. Söylerim. Yalnız anacığım benim biraz karnım acıktı. İşte oğlum. Yok yok. Sen oğlunla artık eskisi kadar ilgilenmiyorsun. Sen oğlunla niye ilgilenmiyorsun? Niye ilgilenmiyorsun? Dur, dur. Ya yürü. Oy, oy anasının kuzusu. Oy kuzusu. Hadi koş kızlara haber ver. Baba şimdi namazdan gelir sofrayı hazırlasınlar. Söyledim. Emine, Naci, Sultan çağırıyor. Bir bakın mutfağa. Hocam. Bismillah deyince başlayalım artık. Affedersiniz. Aklım Merve'de kaldı. İki kaşık çorba içiremedim. Buyurun lütfen.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sen olmasaydın onu da içmeyecektik. Benim zaten hiçbir şeyimi dinlemiyor. Dayısına da kızıyor. Niye? Niye olacak? Sizin okuldaki o çocuk yüzünden. Kim? Cevat mı? He. Bak sen bile bilirsin hocam. O çocuk kızın aklını çeldi. Komünist etti. Bizim haberimiz bile olmadı bundan. Ne var bunda? Onlar daha çocuk. Bugün böyle düşünürler, yarın başka bir şey. Ayrıca sen ülkücüsün diye yeğeninde ülkücü olmak zorunda mı? Sonuçta siyasi fikir bu. Soy-sop meselesi değil. Neyi değil hoca ya? Türklük müklük kabul etmez olmuş adamlar. Rus'a bizden daha çok bağlılar. İzin versek onların rejimini bize yamayacaklar. Allah'tan biz varık. Biz varık da yapamıyorlar. Zaten devlet devletliğini yapsa bize gerek kalmazdı. Hep dediğim gibi hoca, ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Kaydı bu. Kaydı bu değil. Döverek, öldürerek mi üstünlük sağlayacaksınız birbirinize? Daha ne kadar kan akacak bu ülkede ha? Ölenler yetmedi mi? Onların hepsi bu ülkede iyi bir şeyler olsun istiyorlardı. Doğru ya da yanlış. Ama hepsi bu ülkeye gönülden bağlıydılar. Eğer bize yanlış gelen her şeye düşman olacaksak, önce kendimize bakmamız lazım. Keza hepimiz her gün binlerce yanlış yapıyoruz. Bırak hoca, Allah'ını seversen. Çalık. Tamam abla, sustum. Neyse ben kalkayım artık. Ablam bekler. Yemek için teşekkür ederim. İyi, madem gidiyorsunuz, ben Sevize kadar götürem. Malum ortalık karışık. Neden acaba? Birileri kendini devlet sandığı, birileri de devleti tanımadığı için olmasın? Ben susuyorum abla. Bir şey demiyorum. Buyurun. Cevat kardeş, buyur. Sen nereden anladın benim geldiğimi? Rüzgar söyledi Cevat kardeş. İyi bir habercidir o. Rüzgar söyledi. Yok artık. Hakikat öyle. Herkesin kendi haline mahsus bir kokusu vardır gülüm. Rüzgar o kokuyu alır, sevenine ulaştırır kendisi varmadan. Biz de öyle haber aldık seni. Alem adamsın vallahi. Rahmetli dede gibi. Söylesene, neye benziyormuş benim kokum, nasılmış? Gülüm dedi ki, Mahsun dede de öyle demez miydi? Sence hoşuna mı öyle derdi? Bilmiyorum Mehmet Necip abi. Hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama abi ben yoruldum artık. Çok yoruldum. Gel. Dinle ne vakit. Hiçbir şey düşünme. Seyret yeter. Başka bir şey lazım. Ramazan Efendi! Ramazan Efendi! Buyur müdürüm. Nedir bu tangır tungur gürültüler? Hiç, merdivenleri falan siliyordum müdürüm. Bırak o elindeki işleri de, iki bardak çay getir hadi. İki bardak mı? Bir denesi az mı geliyor? İstersen su bardağına koyayım müdürüm. Yahu ne diyorsam onu yap. Git, iki bardak al gel.
bu gece hiçbir yere kaçmak yok Cahit ona göre. Sakın Süleyman'ın arkasına da saklanma. Kabus gibi okur mektubu birikti. Buradan çıkışta doğru dergi mekanına gideceğiz. Başka hiçbir yere gitmem zaten bu gece Aristocuğum. Bu gece hiç yalnız kalasım yok. İçeride büyük savaş var. Geleyim de benden selam olsun dünün, bugünün, yarının bütün okurlarına. Belki bir tek o baki kalır kendi gök kubbemizde. Benden selam olsun diye uzak kentlerdeki kardeşlere... göğsünü kabartır bir karınca. Dağların en şahına mağdur. Hafızam denizler kadar olur. Dökülür karanlığın uçların. Benden selam olsun diye kuşlar... bu gece aydınlıkları avuçlar. Sabahlar ve arzular içre geçerek varlığın sırlı kapılarından... bir köylü çarığı gibi derin ve ıssız. Kalbim yavruluyor bu gece. Hudut boylarında nöbette. Ne mutlu sana Alaaddin. Keşke benim şiirimle seninki gibi cesur olabilse. Ben de adını sır koyup sayfalarca yazabilsem. Bana söyleyene bak. Şiir değil, kendisi tepeden tırnağa sır olmuş. Bir de kalkıyor bizim şiirimize imreniyor. Ya ne güzel adamlarsınız sizler ya. Mum ışığını çoğaltan aynalar gibisiniz. Vallahi ışığınız hiç sönmesin. Ama benim şimdi kaçmam lazım. Malum nişan hazırlıkları yoğunlaştı. Git bakalım taze damat. Yalnız elini sür de git şu deli olanlara. Belki Süleymancı bir munislik yapışır da memleket huzura erer. E aşk olsun babamın oğlu. Şu komünist kirpiçin harcadın ya bizi. Helal olsun. Sataşma üzen öğren. Bak gitmekten vazgeçerim şimdi. Başlarım burada Kıvılcımlı'nın tarih tezinden. Sabah güneşin hangi ışığıyla uyanacağını şaşırırsın ona göre. Tamam hadi git git. Bizim rengimiz de seninki gibi kızıl. Ve hep öyle kalacak. Hazır taze aşkı bulmuşken... kana bansın bütün güllerin. Sezai abinin de dediği gibi. O vakit ne tarihe bakarsın ne tezine. Aşkın Kıvılcım kızıl kor etsin seni. Ben bu duaya amin derim işte. Hadi hadi. Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Hak saklasın seni. Çıktı işte. Nikahınız çıktı. Hadi. Ne dikiliyorsun başımda? Bunu ne yapacağım müdürüm? Bakıyorum bakıyorum da odada sizden başka kimse yok. Olmaz mı? Var tabii. Vallaha mı? He. Ne yani? Şimdi ben görmüyorum da sadece siz mi görüyorsunuz? Şey mi yani? Ya ne şaşkın bir adamsın sen ya. Odada benden başka sen varsın ya. Ama hakikatla. Şey, affedersin müdürüm, ağzımdan kaçtı. Hadi al çayı, otur içelim. Benim de, burada. Otur. Anlasana be oğlum, odun da olsa biriyle konuşacağım be. Otur işte. İyi, oturayım o zaman. Daha da nasılsın müdürüm? Ne var ne yok? Ramazan efendi. Ben çok yalnız bir insanım biliyor musun? Hayatta hep yalnız oldum. Hep yalnız kaldım. He anladım. Sen yalnızlıktan korkuyorsun müdürüm. Ya ne korkması be adam? Ben sana duygularımdan söz ediyorum. Sen tutmuşsun korkudan bahsediyorsun. Ne korkması? Şimdi ben sana anlatacağım. Sürekli konuşacağım. Gerekirse uyusan bile sen burada oturacaksın, sabaha kadar beni dinleyeceksin, tamam mı? Ayvayı yedik, aha da hatırlattı la.
ettiysem özür dilerim. Ortalığın karışıklığı bizi de etkiledi öyle. Orada olması şeye sinirledik. Bak, adam gibi konuşmayı bile unuttuk neredeyse. İncinmedim olur. Ama o evde incinen biri var. Yerinde olsam ondan özür dilerdim. Merve. Merve benim canım, ciğerimdir hoca. Ben onun için canımı bile veririm. Kurban olurum ben ona. Ama onun senin canına değil, sevgine ihtiyacı var. Hem de şu an. Bak Çalık, ben annemle babamı çok küçük yaşta kaybettim. Her geçen gün acılar içimde daha da fazla büyüyor. Ve o gün anladım ki insanlar arasında özellikle ideolojiler gibi mezarda öte geçemeyecek ayrılıklar yüzünden kalp kırmanın hiçbir telafisi yok. Bugün seni savunduğun, inandığın ideoloji yarın seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ama sevgi seni asla yanıltmaz ve asla terk etmez. Bizim buralarda bir söz vardır, bilir misin? Kuru kuru kurban olayım, takır takır kadam olayım derler. Böyle lafla can bağışlanmaz. Büyü de olsa tut ellerinden özür dile Merve'den. İnan onun sevgisini kazanmak, inandığın ideolojiyi kaybetmekten çok daha değerli. Bilmem, belki de sen haklısın hoca. Ama ben bunu görebilir miyim? İşte onu bilmiyorum. Niye beni takip ediyorsun? Seni daha önce de uyardık hoca. Faşistler omuz verip devrime taş koyma dedik. Ama dinletemedik. Saçmalama kardeşim. İşim gücüm var benim. Seninle uğraşamam. Bob, Bob. Dikkatli ifadeler kullan hoca. Karşında bir önder olduğunu unutma. Ne? Bak güzel kardeşim. Eline silah almış bir adamın önderlik yaptığı topluluğa devrimci denmez. İşkere denir. Kimsin sen? Aç bir yüzünü göster. Aç bir yüzünü göster ya. Bir yürekli ol ya. Sen anca elimdeki çeliğin üstüne vuran ayın şavkını görürsün. Cesur yürek. O da gördüğün son şey olur. Ne bu şimdi, infaz mı? Ha? Ben bir şey söylemedim. Bak kendin söylüyorsun. Halk mahkemesi gıyabında yargılayıp kararı verdi. Devrim ihanet unutma. Vur. Hadi. Vur hadi. Vur. Vursana. Vur madem o halk mı dediğin şey kararını verdiyse vur hadi. Vur, öldürsene hadi. Ne oluyor orada? Hadi öldürsene. Süleyman. Dur hoca. Süleyman kim? Ablamın nişanlısı. Bizim okulda öğretmen. Sırf arkanı döndün diye. Hayali zannettiğin halkın kararını uygulamayacağım mı sandın hoca? Süleyman olur. Yok. Hayır. Senin gibi aklını başkalarına emanet etmiş oyuncaklar. Bir insanı gözünün içine bakarak vuramayacağını bildiğim için döndüm. Ama bu yapar. Onun işi o. O profesyonel. Bir insanı alnından da sırtından da gözünü kırpmadan vurur. Doğru mu lan? Dur hoca. Tanıyım lan. Kal orada. Lan! İndirin lan silahları! Thank you.
yaptın? Geberteceğim lan sizi. Ya saçmalama. Bırakın ya. Ya, ya. Git bir araba bul ya. Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam arkadaşım. Zehra. Zehra. Süleyman. Saçmalama Zehra. Saçmalama. İyi olacaksın. İyi olacaksın güzel kardeşim. Dayan arkadaşım, dayan güzel kardeşim. Dayan güzel kardeşim. Zeyfa.